Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün elimde Samsung'un Story Station model harici sabit diski var. Fakat bu sabit diski USB portundan bağladığımız zaman içerisindeki verilere ulaşamıyoruz. Peki eğer kutusunu çıkartırsak içerisindeki diski bilgisayara bağlayarak verilere erişebilir miyiz? Gelin hep birlikte bu sabit diskteki verileri kurtarmaya çalışalım. Adım adım ilerleyelim. Harici diskimiz standart yıldız vida kullanmak yerine Torix vida kullanıyor. Fakat bugün hazırlıklıyız. Tam tahmin ettiğim gibi içerisinde bir bilgisayar sabit diski var ve bu sabit disk USB dönüştürücü ile harici hale getiriliyor. Şimdi bu diski sökelim ve PC'ye takalım. Bakalım bu şekilde çalışacak mı? Samsung diski epey sağlam oturtmuş yerine ama yine de bozulmasının önüne geçememiş. Öndeki bağlantıyı da sökebiliriz. Şimdi diskin kendisi bu. Bu da görmüş olduğunuz USB dönüştürme, yani SATA portunu USB'ye dönüştürüyor. Biz bunu söküp diski doğrudan SATA portundan PC'ye bağlayacağız şimdi. Eski dostumuz Yıldız'a geri dönüyoruz. Bu şekilde USB dönüştürücüyü çıkarttık. Diskimiz artık PC'ye takılmaya hazır. Şimdi bizim burada uzay montaj bir bilgisayarımız var. Uzay montaj ne demek? Kasanın dışında çalıştırdığımız bir bilgisayar. Bu standart kasa içindeki bir bilgisayar aslında. Neden bunu söylüyorum? Sizin de bir diskiniz varsa onu rahatlıkla kasanın içerisine bağlayabilirsiniz. Bunun için bir tane SATA kablosu gerekli, bir tane de SATA güç kablosu gerekli. İki kabloyu da diske bağlayıp sistemi çalıştıralım. İlk kablomuz SATA veri kablosu. İkinci kablomuz da güç kaynağından çıkan SATA güç kablosu. Şimdi bilgisayarımızı açabiliriz. Diskimiz dönmeye başladı. Hatta sanırım çalışıyor. Evet, bilgisayarı açtığımızda artık iki tane disk görüyoruz. Bir tanesi zaten bilgisayarın kendi SSD'si, diğeri ise bizim az önce taktığımız harici diskimiz. 931 GB, yani 1 TB'lık bir diskte. İçerisine girdiğimiz zaman dosyalarımızın sıkıntısız bir şekilde burada olduğunu görebiliyoruz. Yani harici diskiniz bozul diye hemen şüphe etmenize gerek yok. İçerisindeki diski alıp bilgisayara takarak verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Evet, diskimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyormuş. Bozuk olan parça SATA'dan USB'ye dönüştürücü. Bu aşamadan sonra iki seçeneğiniz var. İsterseniz diski bir dahili disk olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz de diskinize yeni bir kutu alıp onu yine harici olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama ben harici diskleri pek tavsiye etmiyorum açıkçası. Zira sabit diskler sarsıntıya pek gelemiyor. Yani verilerinizin bozulmasını istemiyorsanız diski dahili olarak kullanmanızda fayda var. İlla bir harici disk kullanacaksanız ve bütçeniz el veriyorsa harici SSD almanızda fayda var. Bugün sizler birlikte harici diskimizin aslında bozulmadığını, içerisindeki verilere nasıl ulaşabileceğimizi gördük. Eğer sorularınız varsa Teknopat Sosyal'de konu açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.